Seyredeceğiniz bu film gerçek bir hayat hikayesinden alınmıştır. Hikayemizin kahramanı Gülsüm Temiz, henüz 15 yaşındayken bir genci çok sevdi. Ailesinin bu gence karşı çıkmasına rağmen Gülsüm bir gece ansızın sevdiği gençle kaçtı. Arkasında gözü yaşlı bir aile ve namusunu bırakmıştı. Kaçtıkları gece kendini kayıtsız şartsız sevdiği adama teslim etti. Öylesine saf, öylesine pırıl pırıldı ki mutluluktan uçuyordu. Ertesi gün sevdiği gencin kendisini aile yuvası yerine bir pislik yuvası, bir genel eve götürüp bırakmasını bile anlayamadı. Sevdiği genç onu para karşılığında o eve bırakmıştı. Gülsüm'ün ağlamalarına kulak asmadan yok olup gitmişti. Gülsüm'ün mutluluklarla dolu düşlediği gelecek yaşantısı o anda bir batağın içine batmıştı. Daracık bir kapıdan içeri attılar onu. Önünde seks kuyruğu olan erkeklerin toplandığı bir eve sermaye yaptılar. O gün batağa düşen küçük kız yemin etti. İnsanlardan intikam alacaktı. O sokakları ele geçirecek, o sokakların en büyüğü olacaktı. Ve oldu. Geçmiş olsun abi. Sağ olun çocuklar. Geçmiş olsun babamız. Geçmiş olsun. Sağ olasın. Geçmiş olsun ağam. Sağ ol. Geçmiş olsun ağam. Sağ ol. Sağ olasın. Yıllar çabuk gelip geçti. Senin yokluğunu aratmadık. El birliğiyle işleri idare ettik. Benim gibi bir adamı tongaya bastırdı orospu. Benim ekmeğimi yedi. Evimde binlerce marka bastı. Senelerce. Sonunda da bana bu pisliği yaptı. Yalnız bu mu? Sen onu şimdi göreceksin. Karı tam bir patron iş oldu. Evlerine ev kattı.
Kaç evi var? 29 oldu. Diyarbakır, Konya hariç. Para basıyor desenize. Hem de nasıl, darphane gibi. 10'un bütün kadın satıcılarını bizim kumarhaneye çekmek lazım. Orada hepsini sövüşleyeceğim. Sen içerideyken biz onu denedik. Ama karı uyanık. Hatta birkaç pezevengini kumara oynuyor diye ayaklarını kırdırdı. Siz de eliniz kolunuz bağlı seyirci kaldınız değil mi? Ulan orospu! Seni elime geçirdiğim manetlerini lime lime edeceğim. Onu temizlemeliyiz. Şimdi mi aklınız başınıza geldi? Bunu ben içerideyken yapacaktınız. Ama siz oturup elinizi kolunuzu bağlayıp beni beklediniz! Üstelik kadın ben içeri girerken bir ev sahibiydi, şimdi 29 evi olmuş. Siz de buna göz yummuşsunuz. Ama abi... Kes sesini sen! Böyle bir karının isminin bile bizim sokakta dolaşması faciadır. Göreceksin abi, onu bir gün ben öldüreceğim. Sen, sen ha! Ulan bana baksana sen! Madem böyle bir marifetin vardı, neredeydin kaç senedir senin gibi kardeşe? Kadın senin bıraktığın gibi değil abi, bir şeytan! Öyle bir teşkilatlandı ki! Doğru söylüyor, kadın bildiğin gibi değil, çok yuva yıktı, binlerce kızı tuzağa düşürttü. Bu yaptıkları yetmiyormuş gibi bizim alemde tek başına olmak istiyor. İnan Hasan abi, kadın satıcılarının kumarda para kaybetmelerine öyle içerledi ki, hepsini kumardan men etti. Bu kadın sizin gözünüzü çok korkutmuş. Bir şeyi unutmayın yalnız. Deveden de büyük fil vardır. Bugünler de gelip geçer. Şimdi artık dışarıdayım. Hürüm! Bundan sonrasında da onun ensesinde olacağım. Onu bitireceğim! Dikkat et! Bu kadın hafife alınacak biri değil. İlk fırsatta o da seni temiz etmek isteyecektir. Ben bir psikopatım. Ölümden, öldürmekten, işkenceden korkmam. Gerekirse kendi işimi kendim bitiririm. Cezaevinde uzun yıllarım geçti. Hayatı çok daha iyi tanıdım. İstediği tuzağı kursun. Ama ben ondan daha atik davranacağım. Ondan intikamımı alacağım! Var mı itiraz olan? Hesaplar böyle karışık, anlamıyorum ki, toparlamak lazım. Allah kahretsin! Duydunuz mu? Çıldırmış bu kare! Herkesin ekmeğine el uzatıyor, ona buna tehditler savuruyor. En iyi kızları bile zorla kendine bağlıyor. Nimet'in evi iş yapıyor diye zorla satın almaya kalkmış. Satmazsa bir kazaya kurban gider demiş. Doymak bilmez mi bu kadın be? Ekmeğimizle oynuyor artık! Herkes... Pala Hasan'ı bile sindirdi bu kadın, diyor. O karı benim sermayemdi. Benim yokluğumda büyümesine siz sebep oldunuz. Kodese girmeseydim bu hale gelmesine göz yumar mıydım? Sizin beceriksizliğiniz yüzünden bu hale geldi, pis herifler! Ya sen?
Benim kardeşim, Pala'nın kardeşi! Hala doğru dürüst bir iş yaptığın yok! Ama abi ben senin Sus! Için... Ben o karıya yapacağımı biliyorum. Bana çektirdiklerinin hesabını bir bir sormazsam... ...Orospu'yu... ...ayaklarıma kapandırmazsam... ...bana da Pala Hasan demesinler! Sana güveniyorum ama elini çabuk tut. Onun kızlarından en iyi iş yapanı kim? Naciye. Birini bul, müşteri olarak gitsin ve... ...karının suratına kezzap atsın. Bu ona ilk gözdağı olacak. Kimi göndereceksin? Akrep Nihat'ı gönderelim. Güzel, bu ona iyi bir ders olur. Ya Alep ya Cemal, bu ya Naca ve Hamal. Ya Alep ya Cemal, bu ya Naca ve Hamal. Oo, buyurun efendim, buyurun size şunu verelim ha! İstemem! Hadi gel kocacığım! Hoş geldin aslanım, hoş geldin! Bu nerede, bunu istiyorum! O mu yukarıda? İşi var! Vizitede! Fiyatı da dubledir ha! Beklerim! Bekle ananı! Gel abicim gel, ben seni buraya oturtayım, hemen çağırırım Naci'yi! Sen otur, meraklanma! Kız Naci, kız! Çabuk aşağıya gel kız! Kocan geldi, çabuk! Hem de yağlısından! Ay kimmiş ayol, geliyorum! Gel gel gel, Naci'ye geldi işte! Ay sen misin? Beş numaraya çık, geliyorum! Orospu! Artık çocuklarımız karda kışta yollarda perişan olmayacaklar. Burada kendi okullarında okuyacaklar. Bu hepimiz için çok önemli bir olay. Çünkü çocuklarımız burada yanımızda olacak. Yolumuzdan sonra okulumuzu da yapan, bize bağışlayan hayırsever Gülsüm Temiz hanımefendiye mahallemiz adına teşekkürü bir borç biliriz. Sağ olsun, var olsun. Akrep Nihat'ı temizletti. Ciğerleri delik deşik abi, hastanede. Ömür boyu da orada yatar. Karının suratını hacamat etmiş ama kaçamamış. Onu senin eski adamın Haluk yetiştirdi. Neredeyse genel ev dünyasının bir numarası olacak. Artık vurulmalı. Bravo, bravo, en doğru karar. Elimizden geleni yaparız. Berber Ahmet adamları hazırladı abi. İş çok gizli olacak. Şu anda okul açıyormuş. Yeni bir tane daha. Günahlarını affettiriyor. Onun günahını da... Hasan! Ölsün de sonra. İş bugün bitecek. Okul dönüşünde evine gelecektir kaltak. Villasının yakınında pusu kurulacak. Vuracak olanlar kesinlikle arabadan inmeyecekler. Aniden arabasının önüne çıkıp... ...Bum bum bum! Ve şeytan kadın langırt imamın kayığına otursun. Bir seferde ve hızlı olacak. Adamların paralarını şimdiden ver. Olaydan sonra toz olsunlar. Bizi tanımasınlar. Merak etme. Oğlum içeride, içeride hiç suçu yok ya! Kurtar onu evladım, ne olur! Allah seni başımızdan eksik etmesin.
En büyük sıkıntımız su efendim. Abla okula girmek istiyorum, ne olur ya. Bu adamın derdiyle ilgilenin. Sağ ol abla. Evladım, biz de Kur'an kursu istiyoruz. Çocuklarımızın barınacağı oda yok da sağ ol yavrum. Biz de koca istiyoruz. Benim de oğlum çok hayırsız çıktı. Şimdi işlerimi yaptırın. Hepsini not edelim. Al bu kadar. İşlerini bu ilkokul açtığınız 11. hayır kurumu, bu kadar cömertçe harcamalar acaba bir vicdan borcu mu? Yoksa geçmişte kalmış kirli günahlı günlerin bedeli mi? Zekanız ve güzelliğiniz sayesinde genel ev sermayeliğinden bugünkü patron çeliğe geldi. Bana bak, kasa çeneni fazla konuşursan senin için iyi olmaz. Çekil şimdi, bir daha yakınlarında dolaştığını görmeyeyim evlat. Yoksa o fotoğraf makinene hasret kalırsın. Hadi bakalım. Bakalım. Yaralı kalmayacak. Tamam. Burası ne oldu? Almadık mı daha Haluk? Son anda fiyatı 100 milyon daha arttırdılar. Bana tamam demiştin. Yoksa başka yollardan hallederdik. Tamam sayılır. Diğer alıcıları devreden çıkardık. Konuştuğumuz fiyata vermekten başka çareleri yok. Gidelim. Gülsüm! Yaşıyor! Yaşıyor! Çabuk hastaneye!
Yaşayacak mı doktor? Elimizden geleni yaptık, kurtuldu sayılır. Genel ev karıştı. Genel ev mafyası birbirleriyle ölüm kalım mücadelesi veriyor. Beyaz kadın tüccarları arasındaki rekabet 29 ev sahibesi Patroniçe'ye ölüm tuzağı kurdurdu. Nasıl doktor, yaşayacak değil mi? Bundan sonrası organizmanın direncine ve kendi iradesine bağlı. Gene kurtuldu. Ne bela karıymış be! Sanki 9 canlı. Evleri ne alemde? 4 gündür kapalı. Kızlarının bazıları benimkinde, bazıları da Karan Ermin'in evinde vakit geçiriyorlar. Henüz haber vermedik. Verelim mi? Yormasanız iyi olur. Kurtulacak mıyım? Sen iradeli ve çok güçlü bir kadınsın. Kurtuldun sayılır. Kendini lütfen. Bunu da atlatacaksın. Adamların beceriksiz çıktı Ahmet. Sana çok güvenmiştim. En iyi adamlarımdı. Memleketten yeni getirtmiştim. Şimdi beni iyi dinle, taktik değiştireceğiz. Bizimle ilişkin olduğunu çakmamalı. Ayıp ettin abi, çaktırır mıyım? İyi. Ne düşündüğünü anlayamadım. Ahmet bizden nefret ediyor numarası yapacak. Haluk'la buluşacaksın. Ve bizden şikayetçi olduğunu, onlarla çalışmak istediğini söyleyeceksin.
bizden Gülsün'ün intikamını almak istediğini belirtecek, sonra da hastaneye sızarak onu öldüreceksin, ama çok dikkatli ol. Bir dakika hemşire hanım. Tamam. Haluk. Buyur. Öğrenebildin mi? Evet. Kim? En güvendiğimiz adamımız Berber Ahmet. Ahmet. Memleketten üç adamını getirtip yapmış. Şimdi Pala'yla birlikteler. Benden randevu istedi. Bu akşam kulüpte buluşacağız bunda. Hallet. Merak etme. Görüyor musun Necla? Mesle kargayı oysun gözünü. Bizim gibilerin kaderi bu kızım. Hep ihanet, hep kalleşlik. İntikamım çok acı olacak Pala Hasan. Hoş geldin. Merhaba. Viski? Doldur. Bize katılacağına sevindik. Senin aramızda olman bizi daha güçlendirir. Saldırıyı kim yaptı biliyor musun? Sigara içer misin? Söylemeyecek misin? Kesmeyin! 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 Kesmeyin ne olur! Kesmeyin!
bana çantamı ver. Tut şunu. Hanımefendi, yorulmasanız. Erkekler çirkin görünen kadınları sevmezler. Şimdi çekil yanımdan. Ne yapıyorsunuz? Çekil karşımdan dedim. Kalkmasanız daha çok erken. Kaç yaşındasın sen? 30. Sen 14 yaşında ne yapıyordun? Ortaokula gidiyordum. 14 yaşımda ben ne yapıyordum biliyor musun? Nereden bileceksin ki? Doktor bey çok kızar. Başlatma şimdi doktoruna. Banyoya gitmek istiyorsunuz galiba, ben götüreyim lütfen. Kendi gücünüzle ayakta duramazsınız, yardım edeyim. Kendi gücümle, kendi gücümle. Yaşlandın orospu. Yorgunsun. Bitiksin. Kimi kandırıyorsun, kimi? Haline bak, haline. Hanımefendi, ziyaretçiniz var. Geliyorum. Davetsiz misafir demek. Dışarıda havalar nasıl komiser bey? Size sormalı. Bir haftadır sizinle görüşmeyi bekliyorum. Günler ne çabuk geçiyor değil mi? Çabuk ve de kanlı geçiyor. Kanlı mı? Gene mi? Siz ölümden döndünüz. Dün gece de Palasa'nın grubundan Berber Ahmet öldürüldü. Allah rahmet eylesin. Adalete yardımcı olacağınızı umarım. Nasıl? Bazı soruları aydınlatarak. Bak komiser, buraya beni suçlamaya gelmediniz herhalde. Sizi nasıl suçlayabilirim ki? Burada hasta yatağınızdaydınız. Üstelik Haluk bey de sabahın dördüne kadar buradaydı, benim başımdaydı. Herhalde onu da suçlamıyorsunuz. Yok, adaleti değil. Kendinizi aldatıyorsunuz Gülsüm Hanım. Ölümden döndünüz. Kim yaptırdı desem aynı şeyi söyleyeceksiniz yine. Bilmiyorum, kimseden şikayetçi değil. Beni yormayın komiser, hastayım. Şans insana her zaman gülmez. Adalete yardımcı olmadığınız için ileride pişman olmamanızı dilerim. Thank you.
güzel, kendi güzel, güzel gülümü. Canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel, güzel gülümü. Gel merhamet eyle senin kuluna. Adı güzel, kendi güzel, güzel gülümü. Bir şey mi oldu? Neyin var senin? Gene aynı konu mu? Her gün yüzlerce erkekle yatmaktan bıkmadın mı? Bırak bu işi, ben bakarım sana. Bakarsın tabii. Ama ben senin bakmanı istemiyorum. Benim kazancım ikimize de yeter. Sonra ben böyle çok mutluyum. Evlendiğimizde ne olacak? En ufak bir münakaşada geçmişimi yüzüme vurmana dayanamam. Sonra elbette bu işi bırakacağım. Ama çok güçlü ve kuvvetli olarak. Sermaye olarak değil, hanımefendi olarak. Kararlıyım, vazgeçmem. Sen de ötekilerin kaderini yaşamayı mı bekliyorsun? Kir kokan, meni kokan odalarda mı çürüyeceksin? Neden anlamıyorsun beni? Madem bu çirkefe bulandım, karşılığını almak istiyorum. Düşün bir kere. Evlensek birkaç ay sonra ne olacak? Her gün pişmanlık duymayacak mısın? İşin yok, evin yok. Sevgiyle acıların üstesinden gelinir mi be? Söyle, haksız mıyım? Bak ne diyeceğim. Çok önemli bu. Seni çok seviyorum. Hayatta tek dayanağım sensin. Senden bir çocuğum olsun istiyorum. Onu birlikte büyütelim. Eğer hala gerçekten benden bıkmamış olursan, o zaman evleniriz. Söz. Allah adına yemin ediyorum ki, söz. Senin benimle evlenmek istemen çok gurur verici. Ama inan şu hayatta yaşadığım 8 yıl bana şunu öğretti. Param varsa her şeyin olur. Anlıyor musun? Param varsa. Param varsa. Param varsa. Param varsa. Param varsa. Param varsa. Buyurun beyler, buyurun. Bayanlar içerisinde bekliyor. İçeride. Alttan girerler, üstten çıkarlar. Güllü Canan içeride, Sıkoda Necla içeride. Geç, geç, geç. Müsaade beyler. Gel amca, müsaade. Sen de gel. Herkes yeter içerideki kızlar. Sen de geç, geç. İsteyene ben de. Benimki nerede? Gören var mı ama acaba? Benim mamam biraz fazla canikol. Benimki nerede? Seninki yukarıda, vizite de. Bu sefer ben bakayım, anla. İstemez, beklerim. Burada otururum. Daha soyamadın mı sen? Odadaki çıkmadı daha. Odayı topladın mı lan gözlük? Hadi seni onu bekleyenler var. Hadi bakalım yakışıklı. Soyun geliyorum. Bekletme. Sen de 3 numarayı hayatım bekle. Ben geldim. Sana taze balık getirdim ya. Onun için leş gibi balık kokuyorsun. Ama sen de duble vizite alıyorsun ya. İyi mal iyi para. Hadi sen de çık 2 numaraya. 5 dakika sonra geliyorum. Beklerim. Sabaha kadar beklerim. Bir sigara versene yavrum. Hadi hadi en iyi. Sen de bugün. Ne yaparsın hayatım? Havam var. Havam bassın. Recep, sen gelenleri sıraya sok. Merak etme kız abla. Senden popoya bak. Geç, geç. Buyurun beyler, buyurun. Malın iyisi bizde, muamelenin iyisi bizde. Geç, geç, geç. En iyileri bizde. Hadi ne bekliyorsunuz? Kaz gibi geçsenize içeri ayol. Aa. Necda kız, seninkisi geldi. Sağ olasın. Hadi. Necda ya,
Kaçış gitti, kaçış! Merak etme, yukarıda bitler burada. Çabuk gel, bekletme ama. İsteyene her istediğini veririz. Geç, 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 geç. Hadi geç, ahmetikler burada, gel, gel. Necdaninki geldi. Yukarıda, yukarıda, merak etme. Şimdi müşterisi var, sen biraz bekle. Gelir, tamam mı? Otur sen şöyle, hadi geç, otur, otur. Hemen girecek, merak etme sen. Geç, 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 geliyorum. Afrodit'ler burada. Ayşe, gelin, hele bir manyak çıktı be manyak. Erken gelin, balların en iyisi var. Nasılsın güzelim? Paraysa para. Bundan sonra benim evimde benim için çalışacaksın. Ben senin evinde çalışmam. Neden? Sen kızların kanını emiyorsun. Uyuşturucuya alıştırıyorsun. Borçlandırıyorsun. İnsanın hayatı bitiyor, sana borcu bitmiyor. Kurtulan var mı? İyi bildin. Kurtulan yok. Sen de ya kabul edeceksin ya da... Ne o yani? Öldürecek misin? Öldürmem ama... öldürmekten beter ederim. Esrarla yakalatırım, hapislerde çürürsün. Kanına frengi mikrobu aşılatırım. Sürüm sürüm sürünürsün. Benim elimden kurtulamazsın kızım. Bana adıyla salıyla kabadayı palasan demişler. Kabadayı mı? Sen olsan olsan kaba ayı olursun. Yeter ulan! Getirin bunun dostunu! Gülsüm! Gülsüm! Kıpırdama! Demek sensin ha? Hiçbir şey anlamıyorum. Ne yapmak istiyorsunuz, söyler misiniz? Az sonra gidince anlarsın. Thank you.
Bir dakika bakın! Bir dakika! Vurun lan! Durmuş! Beni dinle kızım! İşte dostun olacak Hergele! Ya onun kan kaybından ölüşünü seyredeceksin... ...ya da hemen hastaneye yetiştirilmesi için... ...benim evde çalışmayı kabul edeceksin. Karar senin! Umudur yaşamak... ...umudur hayat... ...meğer ekranı bir şeymiş... ...severken terk edilmez... ...umudur yaşamak... Merhaba kızlar! Merhaba hayatım, merhaba! Hayatım, üç numaraya çık, geliyorum! Çabuk gel! Hadi! Beyler, müsaade beyler! Nesin ayrım yaptım, gönlümü benzeş çaldım. Tanrım, şuraya bak, neler yarattın! Ben geldim! Dört numaraya çık geliyorum. Niye sinirlisin hayatım? Aman, dört numaraya çık dedik ya! Peki, peki, sinirlenme! Benimle görüşmek istemişsin. Hamileyim. Bırak numarayı! Benden izinsiz hamile kalınmaz. Hamileyim dedim. Aldırırız. Hayır, doğuracağım. Bana karşı mı geliyorsun? Boşuna uğraşma benimle. Ya intihar ederim ya da bu çocuğu doğururum. Kararlısın demek. Demek... Doğurana kadar izin istiyorsun. Sonra gene çalışacaksın. Vallahi söz. Tamam. Al. İmzala şunu. Borç senedi mi? Evet, borç senedi. Bizim sokağın kanunlarını biliyorsun. Şartsız borçlanacaksın bana. Hem izin istiyorsun... ...hem de senin şu adamın hastane masrafları var. Biliyorsun. Tedavi ettiriyoruz onu. Hem de özel hastanede. Tabii gene de senin bileceğin iş. Tercih hakkı senin.
Biliyordun değil mi? Öldüğünü biliyordun. Evet. Bak kızım, sen çok safsın. Bu alemde herkes birbirini kullanır. Birbirine kazık atar. Gözünün yaşına bakmaz. Kimse kimsenin karşısında yaşamasını istemez. Güçlenmesini, dayanağı olmasını istemez. Pala aptal değil, senin sevgilini sağ bıraksın. Onu öldürmesi çok normal. Kanun bu. Öldür ve yaşa. Ölenle ölünmez kızım. Gerçekçi olmak gerek. Öldür ve yaşa. Öldür ve yaşa. Kanun budur. Ben gerçekçiyim. Öleni unuttum bile. Tavsiyeni tutacağım. Öldür ve yaşa. Öldür ve yaşa. Bak bu hayatta dostu olmayan kadın sokak itine benzer. Gelenden bir tekme, gidenden bir tekme. Biliyorsun. Ezer geçerler. Biliyorum. Yalnız... Evet, yalnız ne? Yalnız benim erkeğim olacak kişinin bileği de, yüreği de kavya olmalı. Şüphen mi var? Cevap vermedin. Pala Hasan'ın adına şahitlik eder misin? Gördün mü? Korktun işte. Aptal mı sandın beni? Beni de içeri alırlar! Onun adamıyım! Ne yaptın ki sen? Elini kana sen mi buladın? 3 ayda çıkarsın. Ben bakarım sana. Senden başka erkek tanımam. Yemin ediyorum, seni beklerim. Oynuyorsun benimle. Hayır. Seni istiyorum. Aşağıya çabuk, arabanı arayacağız. Rahat dur! Kıpırdam arıyorum! Söyle, patronun kim? Hepsi bu. 40 milyon mu gelecek dedin? Evet abi. Peki ya Murtaza'ya giden kızların parası? Yarın havale çıkaracaklar. Pekala. Başka bir isteğin var mı? Yok. Polis! Affedersiniz, bizimle şubeye kadar geleceksiniz Hasan Bey. Neden? Cinayete azmettirmek ve uyuşturucu pazarlamaktan. Thank you.
Merhaba, nasılsın? Bugün daha iyi gördüm seni. 10 gün oldu, yeter artık. Bir film seyreder gibi eski günler geçti gözümün önünde. Yaksana. Sağ ol. İlk evi açtığımız günü hatırlıyor musun? Nasıl hatırlamam? Patron oluyoruz dediğinde dalga geçiyorsun sanmıştım. Patron olma yaşını ikimiz de tutturamıyorduk. Balıkçı Necati'nin vekaletiyle açmıştık. Başaracak mıyız? Korkma. Palayı nasıl hapse attırdıysak bu işi de başaracağız. Öyle diyorsun ama başka örneği yok ki. Sermayeden patron olmuş birini gösterebilir misin bana? Benden sonrakiler beni gösterecek. Başaracağız, göreceksin. Peki dedim ama bilemiyorum. Neyimiz var, neyimiz yoksa sattık. Bir o kadar da borca girdik. Başaramazsak mahvoluruz. Başaracağız. Sırtımızdan hep başkaları kazandı. Şimdi biz kazanacağız. Benimle görüşmek istemişsin. Hamileyim. Bırak numarayı! Benden izinsiz hamile kalınmaz. Hamileyim dedim. Aldırırız. Hayır, doğuracağım. Bana karşı mı geliyorsun? Boşuna uğraşma benimle. Ya intihar ederim ya da bu çocuğu doğururum. Kararlısın demek. Demek... Doğurana kadar izin istiyorsun. Sonra gene çalışacaksın. Vallahi söz. Tamam. Al. İmzala şunu. Borç senedi mi? Evet, borç senedi. Bizim sokağın kanunlarını biliyorsun. Şartsız borçlanacaksın bana. Hem izin istiyorsun... ...hem de senin şu adamın hastane masrafları var. Biliyorsun. Tedavi ettiriyoruz onu. Hem de özel hastanede. Tabii gene de senin bileceğin iş. Tercih hakkı senin. Biliyordun değil mi? Öldüğünü biliyordun. Evet. Bak kızım, sen çok safsın. Bu alemde herkes birbirini kullanır. Birbirine kazık atar. Gözünün yaşına bakmaz. Kimse kimsenin karşısında yaşamasını istemez. Güçlenmesini, dayanağı olmasını istemez. Pala aptal değil, senin sevgilini sağ bıraksın. Onu öldürmesi çok normal. Kanun bu. Öldür ve yaşa.
Ölenle ölünmez kızım. Gerçekçi olmak gerek. Öldür ve yaşa. Öldür ve yaşa. Kanun budur. Ben gerçekçiyim. Öleni unuttum bile. Tavsiyeni tutacağım. Öldür ve yaşa. Öldür ve yaşa. Bak bu hayatta dostu olmayan kadın sokak itine benzer. Gelenden bir tekme, gidenden bir tekme. Biliyorsun, ezer geçerler. Biliyorum, yalnız... Evet, yalnız ne? Yalnız benim erkeğim olacak kişinin bileği de, yüreği de kaviye olmalı. Şüphen mi var? Cevap vermedin. Pala Hasan'ın adına şahitlik eder misin? Gördün mü? Korktun işte. Aptal mı sandın beni? Beni de içeri alırlar! Onun adamıyım! Ne yaptın ki sen? Elini kana sen mi buladın? 3 ayda çıkarsın. Ben bakarım sana. Senden başka erkek tanımam. Yemin ediyorum, seni beklerim. Oynuyorsun benimle. Hayır. Seni istiyorum. Aşağıya çabuk, arabanı arayacağız. Rahat dur! Kıpırdama diyorum! Patronun kim? Hepsi bu. 40 milyon mu gelecek dedin? Evet abi. Peki ya Murtaza'ya giden kızların parası? Yarın havale çıkaracaklar. Pekala. Başka bir isteğin var mı? Yok. Polis! Affedersiniz, bizimle şubeye kadar geleceksiniz Hasan Bey. Neden? Cinayeti azmettirmek ve uyuşturucu pazarlamaktan. Merhaba, nasılsın? Bugün daha iyi gördüm seni. 10 gün oldu, yeter artık. Bir film seyreder gibi eski günler geçti gözümün önünde. Yaksana. Sağ ol. İlk evi açtığımız günü hatırlıyor musun? Nasıl hatırlamam? Patron oluyoruz dediğinde dalga geçiyorsun sanmıştım. Patron olma yaşını ikimiz de tutturamıyorduk. Balıkçı Necati'nin vekaletiyle açmıştık. Başaracak mıyız? Korkma. Palayı nasıl hapse attırdıysak bu işi de başaracağız. Öyle diyorsun ama başka örneği yok ki. Sermayeden patron olmuş birini gösterebilir misin bana?
Benden sonrakiler beni gösterecek. Başaracağız, göreceksin. Peki dedim ama bilemiyorum. Neyimiz var, neyimiz yoksa sattık. Bir o kadar da borca girdik. Başaramazsak mahvoluruz. Başaracağız. Sırtımızdan hep başkaları kazandı. Şimdi biz kazanacağız. Hadi kocalar, hadi hazırlanın bakayım. Ay artık sonunda bıktım, aç. Boş ver dedim. Aa, ben de aç kızım. Ama ne yapayım şekerim? Benden de mi kız? No problem, boş ver. Ah, geliyor benimki. Günaydın abla. Kasetin nerede hayatım? Haluk ilgileniyor canım. Müşteri geldi! Koş kapıya bak. Peki hadi abla. Ben geldim. Ay, geldi leş gibi. Hoş geldin erkeğim. 13 numaraya çık, soyun geliyorum. Gidiyorum güzelim yavrum. Balıklarını yiyeyim. Şimdi de tavayı edelim, akşam arakıyla içeriz. Ne haber, her şey tıkırında mı? Evet, her şey tıkırında. Parayı götüreceğiz galiba. Ya şüphen mi vardı? Ben ne karıyım bilmiyor musun? Kurşun geçirmez camlar taktırdık, daha emniyetli. Oo, hoş geldiniz, geçmiş olsun. Sağ ol. Bir sigara versen. İçmesen. Kendini toparlaman gerek. Beni ne sanıyorsun sen? Birkaç kurşun yarası beni yıkmaz. Yakalanan adamlar ne oldu? Sen onu söyle bana. Delil yetersizliğinden serbest bırakıldılar. Ya. Ama biz izlerini bulduk, hazırız. Hallet öyleyse. Peki. Geldi, sizi görmek istiyor. Komisermiş. Gelsin. Peki.
Buyurun geçin. Merhaba Gülsüm Hanım. Hoş geldiniz komiser bey. Bu ziyaretinizi neye borçluyuz acaba? Gücünüze. Serbest bırakılan üç adamın ikisi öldü. Birine araba çarpmış, biri evine girerken boğazı kesilerek öldürülmüş. Ne o, yoksa beni mi suçlayacaksınız? Ne mümkün? Hastasınız ve evden dışarı çıkmadınız. Ama inanın bir gün içinden çıkamayacağınız bir hata yapacaksınız. O zaman da kanunun pençesinden kurtulamayacaksınız hanımefendi. Buyurun. Bir kahvemizi isteydiniz komiser bey. Anlaşabileceğimiz ortak mevzularımız olabilir. Sağ olun, yakında görüşeceğiz. Belki o zaman ben size bir kahve ısmarlarım. İyi günler. Es-salatu Allah razı olsun ya. Allah kabul etsin. Bayramlar. Al ya. Teşekkürler. Bir şey değil yavrum. Tuttuğun altın olsun kızım. Sağ ol çocuğum. Güle güle. Canım benim, gel. Öpeyim ablacığım. Al bakalım. Teşekkür ederim. Hadi. İyi bayramlar efendim. Peki, sana da. Al. Öpeyim abla. Afiyet olsun. Al yavrum. Öpeyim abla. Al yavrum. İyi bayramlar efendim. Al canım. Şeker alsana şeker. Allah razı olsun. İyi bayramlar. Al canım. Sağ ol ablacığım. İyi bayramlar ablacığım. Al. Teşekkür ederim. Öpeyim. Sağ ol canım. Al bakalım kızınız. Sağ ol ablacığım. Teşekkürler abla. İyi bayramlar abla. Annem çok sevinecek, biliyor musun? Al bakalım. Bayramınız kutlu olsun abla. Bana da ver. Teşekkür ederim. Allah'ım sen ne büyüksün, bize bu günleri de gösterdin. Teşekkür ederim abla. Sağ ol abla. Öpeyim abla. Al bakalım. Teşekkürler. Al canım, al güle güle. Beni öpeyim. Bayramın kutlu olsun kızım. Sağ ol, sizin de. Amin. Allah razı olsun. Ah!
Başka bir ihtiyacınız var mı? Allah sizden razı olsun. Ramazan öldükten sonra bizi hiç darda bırakmadınız. Sayenizde geçinip gidiyoruz. Sizin için hep dua ediyorum. Yalnız şey, ev sahibi kirayı arttırmak istiyorum. Ev sahibini bulup konuşun. Olur. Bundan sonra bu ev sizin olacak. Başka bir şey sıkıntınız olursa beni arayın. Ramazan en sevdiğim şoförümdü. Çocuk ne zaman sünnet edilecek? Pazara yapacaktık. Ama şimdi... Gene yapacaksınız. Mahallede ne kadar çocuk varsa topla. Pazar günü sünnetleri yapılacak. Allah sizden razı olsun hanımefendi. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Üç evimi de satmamı istemiş. Satmazsam öldüreceğimi ima etmiş. Vay be, kadına bak! Bu gidişle hepimizi eriteceğini sanıyor. Kahpe, bilmez mi ki biz avanozda çocuk yaşımızda başladık bu işe? Günlük taksitle karalara altın satarak ne zorlukla geldik bu yere! Hiç kimse evini satmayacak! Satmayacak tabii! Evini satanı ben öldürürüm. Hepimiz birleşeceğiz. Bu kadını mutlaka yok edeceğiz. Ayrıca Gülsüm, İstanbul dışında bütün büyük şehirlere el atmakla hata etmiştir. Oradaki arkadaşlarla görüştüm. Gülsüm'ü yok etmeyi onlar da kabullendiler. İşte buna içilir. Bir saattir dolaşıyorsun, hala ne istediğini söylemedin. Artık kendi işini kendin görüyorsun sanıyordum. Biz eski dostuz. Bunu hiç unutma. Yıllar geçse de bazı şeyler değişmiyor. Yetişemediğim kaçınılmaz olaylar oluyor. İşler büyüdükçe dertler de büyüyor. İstanbul dışına taşınca bazılarının huzuru kaçtı. Çekemeyenler çok. Üstüme gelecekler. Durumu biliyorum. Onlar harekete geçmeden ben geçeyim diye düşünüyorum. Kaçmak olmaz. Benden ne istiyorsun? Ne günlerdi? Hedefi söylemedin. Pala Hasan. Buyurun efendim. Haluk Bey geldi mi? Hayır efendim. Artık yol açılıyor Gülsüm. İntikamın alınacak. Bir patroniçe olacaksın. Bundan böyle kaderimi kendim çiziyorum. Patroniçe Gülsüm. Güle güle git palaz. Hepimizi hayal kırıklığına uğrattı. Gülsüm'ü yok edecekken daha da büyümesine göz yumuyoruz. Bana dil uzatıp durma. Adamlar beceriksiz çıktı. Buna adamlar dünya değiştirdi desek daha doğru olur. Gülsüm kendini öldürmeye kalkanları bile temizletebiliyor. Ya sen? Göreceksin, kimse Pala Hasan'ı yabana atamaz.
Abi! Hasan! Abi! Abi! Koşun, yakalayın çabuk! Abi, yorma kendini! Yorma abi kendini! İyileşeceksin, merak etme! Kadar geleceksiniz. Neden? Biliyorsunuz. Bilmiyorsanız şubede öğrenirsiniz. Benimle niçin bu kadar çok uğraşıyorsunuz? Ben burada bir hayır için bulunuyorum. Görmüyor musunuz? Hayırlarınız bizi ilgilendirmez. Lütfen zorluk çıkarmayın. Gidelim. İyi günler efendim. Güle güle, teşekkürler. Bu avukatı beğendim. Cinayetle ilgimiz olmadığını iyi kanıtladı. Şimdilik. Gidelim. Gidelim. Hepimizin başı sağ olsun. Rahmetli iyi insandı. Onun intikamını mutlaka alacağım. Bunu o Gülsüm'ün yanına koymayacağım. Hepimiz alacağız. Cezasını çekecek. Ben bu işe ilk abinle birlikte başladım. İkimizin ilk başta kerhanede dostu vardı. Onların parasıyla geçinirdik. Gündüz çalışırlar, gecede kazandıklarını bize getirirlerdi. Hemen hemen her akşam abinle birlikte olurduk. Bu Gülsüm de o zamanlar genel evin en güzel, en çok marka basan kızıydı. Ne günlerdi be! Dost hayatı güzel şeydir. Dostun işi bitince yıkanır, temizlenir. Gece de seni bir güzel eğlendirir. Sabah işe giderken de şu cebine mutlaka hasılatı indirir. Öyle işe gider. Sen de öğlende yataktan kalktığında sadece şık giyinir, piyasaya çıkarsın. İşte o günlerden bugünlere geldik. Bundan sonra benimle var mısınız? Ne demek o? Tabii varız. Öyle değil mi Nazif? Elbette. Ölene dek. Öyleyse bu karının ecelini birlikte hazırlayacağız. Söz! Söz!
Gülsüm Hanım! Ne var? Haluk Bey geldi efendim. Gelsin. Buyurun efendim. Merhaba. Beni istemişsin. Geç otur Haluk. Konuşmalıyız. Hurşit'le konuştuk. Bizi destekleyecek. Çok sert gitmiyor musun? Başlama gene! Bizim yolumuz merhamet yolu değildir. Kana kan, dişe diştir. Ölümden kıl payı döndüm. 3 tane köpek az kalsın öldürüyorlardı beni. Karşılığını verdik yetmez mi? 4 kişiyi temizledik. Bu onları epey müddet sindirirdi. Sindirirmiş. Hala anlamıyorsun. Ya o beni yemek zorundaydı, ya da ben onu. Bu işin başka çözümü yoktu. Karar verildi bile. O yok olacaktı Haluk. Ama Hasan'ı vurdurtmayacaktın. Ölecekti. Ben de af olmadığını çok iyi bilirsin. Kıran kırana bir savaşa girmişim. Sonunda ya onlar kazanacak, ya ben! Ben hazırlanmaya çıkıyorum. Onlara ilginç bir teklifim var. Unutma, patron içe benim. Açılın! Açılın kızlar, açılın! Patron içimiz geldi! Ablacığım! Geçmiş olsun abla, seni çok özledim! Hoş geldin! Sağ ol! Hoş geldin! Geçmiş olsun abla! Hoş geldin! Nasılsın Necla? İyiyim! Seni de iyi gördüm! Sağ ol! Hoş geldin ablacığım! Hoş geldin abla! Geçmiş olsun abla! Burası hiç değişmemiş. Bıraktığın gibi. Seni tekrar aramızda görmek ne güzel Gülsümcüm. Ne kadar uzak kalmak istesek de olmuyor işte. Oyunu kurallarına göre oynamanın zamanı geldi. Anlaşılan bu olay da seni hiç yumuşatmamış. Hiç değişmemişsin. Tilki Nazif'le Kara Fatma'ya birini gönder. Benim rica ettiğimi söylesinler. Tabii. Bırakın beni! Bırakın, bırakın diyorum! Ne oluyor? Yaşamak istemiyorum! Bakarım şimdi! Kimse o buraya gönder! Peki! Bırakın! İşleri yine sertleştirme! Bu kadar yeter! Bana akıl verilmesinden hoşlanmam! Akıl vermiyorum, seni düşünüyorum! İşlerden uzaklaşman gerekirken daha da içine giriyorsun! Neden? Sigaramı yak!
Manyak mısın deli kız? Ne yaptın sen böyle? Ne yaptın? Yazık değil mi sana? Yazık değil mi? Söylesene bana! Ne oldu buna böyle? Ne olacak? Yukarı, ne diyeceğim ben şimdi ablama? Ne diyeceğim? Söyle bakalım! Gir içeri hadi! Ne oluyor? Ne olsun ablacığım? Besle kargayı, uyusun gözünü! Çalışmak istemiyormuş kopi! Neden yaptın? Neden yaptın? Çalışmak istemiyorum efendim. Çalışmak istemiyorum! Çalışmak istemiyorum! Kim sattı seni buraya? Babası sattı. Kim incitti bu kızı? Hiç kimse. Dürdane'nin evine yerleştirdik. İlk müşteri de bileğini kesmiş. Peki, ihtiyaçlarını karşıladınız mı? Altıncı Rıza'dan senetle 16 bilezik aldık. Her gün 50.000 lira ödeyecek. Tevfik Bey'den bir sene vadeli video ve televizyon aldık. Onu da verdik. Daha ne verelim? Nankör hanımcım bunlar, nankör! Bu aptal karının yüzünden bugün 40 müşteri kaçırdık! Akşama kadar 150 vizite daha yapardık hanımcığım! Ben çalışmak istemiyorum ki! Çalışmak istemiyorsun ha? Peki kim getirdi seni buraya? Neden babam bile hayat hakkı tanımadı sana? Sokaklarda seni bir kurtarıcının beklediğini mi sanıyorsun? Söyle! Hadi söyle! Cevap ver, cevap! Bir iş bulabilirim efendim, çalışabilirim! Öyle mi? Peki kaç lira kazanacaksın? Kaç lira ev kirası vereceksin? Kes kudurlamayı! Bunu memleketine geri gönderin! Babasını da bana getirin! Getirin! Peki efendim, ayrı kız! Bazen çok acımasız oluyorsun. Bazen de bir melek. Kızla kendi dramını yaşadın değil mi? Kocaman adamsın! Utanmıyor musun kızını satmaya? Ne yapayım hanımefendi? Ekmek parası! Geride daha 4 tane var! Sen ekmek paranı kızlarını satarak mı kazanıyorsun? Götürün bu pisliği! Ayaklarını da kırın! Baş üstüne! Ama hanıma yapmayın ne olursunuz! Yalvarırım! Acıyın bırakın beni! Yapmayın! Bırakın!
Ay yapmayın ne olur, sus bırakın beni. Yanarım, bırakın beni, acıyın bana, ne olur bırakın, bırakın beni. Haberimi aldınız herhalde. Evlerinizi satın almak istiyorum. Değeri neyse alacaksınız. Benim 3 evim var. Seninse 29. Neden buna ihtiyaç duyuyorsun? Nedenini boş ver. 30 yıldır bu işi yapıyorum. Evlerimi satarsam başka ne iş yapabilirim ki? Gene aynı işi yapabilirsin. Sen Adana'yı iyi bilirsin. Oradaki iki evime de ortak edebilirim seni. Sense Fatma Hanım, Diyarbakır'da yeni ev aldık. Daha açılmadı. Oraya ortak olabilirsin. Fiyatta anlaşırsak olabilir. Zaten bu şehrin havası romatizmalarımı azdırıyor. Fiyatı düşünme. Senin kararın. Benim düşünmem gerek. Tabii düşün. Ama düşünürken unutma ki şimdiye kadar ne istediysem aldım. Tabii karşılığını vererek. Demek seni politik dostlarım var diye tehdit etti. Evet, evlerden üçünü satmazsam sonumun kötü olacağını da ilave ettim. Ya bu karı eceline mi susadı? 29 tane evi oldu, hala gözü dışarıda. Sen bunu ilk düştüğü günden tanırsın Yüksel abi. Nasıl düştü ki insanlara bu kadar gaddar oluyor? Nasıl düşecek? Diğerleri gibi. Yalnız bunun farkı, ailesi çok zenginmiş. Bir oğlanı seviyor, evlenmek için tabii. Oğlan da bizim teşkilattan. Alıp bir gece kızlığını bozuyor. Ertesi günü getirip sokağa sattı. Yaşı da küçüktü o zamanlar. Oğlan büyük para aldı. Söylenenlere bakılırsa bu ilk düştüğü gün yemin etmiş. İnsanlara acımayacağım, intikam alacağım diye. Şimdi de alıyor. Bir gün biz de ondan alacağız. Merhaba hanımefendi. Merhaba, buyurun oturun. Teşekkürler. Ankara'da havalar nasıl? Yağmurlu. Siyasi havaları sormuştum.
Gergin. Konuya gireyim. Erzurum, Trabzon ve Konya'da ev açacağım. Bazı işlemlerin hızlanması gerek. Nüfusunuzu kullanmalısınız. Böyle bir konuda bir aksilik siyasi hayatımın sonu olur. Yardım etmezseniz de siyasi hayatınız son bulabilir. Bunu sizin bilmeniz gerek. Haklısınız. Bir şeyler yapmaya çalışacağım. Yapacaksın. Yapmalısın. Bu dünyada her şey karşılıklı. Faturanı ödemelisin. Bu yere kendi gücünle gelmedin. Yemeğinizi yiyin. Sizin için özel olarak hazırlatmıştım. Dostluğumuzu besleyen, menfaatlerimizin şerefine içiyorum. Neden gelmedin? Aşırı gidiyorsun. Bir gün altından kalkamayacağın bir duruma düşeceksin. Korkun kendin için mi, benim için mi? Bu soruyu sormamalıydın. Hayatımı sana adadığımı biliyorsun. Özür dilerim. İçinden hiç artık yeter diye bir düşünce geçmiyor mu? Karşı tarafı tahrik etmenin hayatınla oynamak olduğu aklına gelmiyor mu? Kaç kez ölümle burun buruna geldin? Şansının her zaman yardım edeceğini mi sanıyorsun? Dün gece bir rüya gördüm. Kanlar içinde sokakta sürünüyordum. Kızım sokağın başına doğru gidiyordu. Bağırıyordum. Ayşe, Ayşe yavrum diye. Beni duymuyordu. Çok özledim. İçimde bir his var. Sanki göremeyecekmişim gibi. Çağırsak mı? Hani okulu bitene kadar dönmesini istemeyecektin. Çok özledim. Birlikte geçirdiğimiz son tatilden bu yana 3 yıl geçti. Çağır onu. Bir bahane bul. Hemen getir. Hemen. Thank you.
Neyin var anne? Neden bu kadar heyecanlısın? Şey, ne bileyim, yaşlılıktan olsa gerek. Nişanlım Bülent. Bülent de benim gibi Paris'te okuyor. Turizm işletmeciliği tahsili yapıyor. Çok iyi, çok memnun oldum kızım. Hoş geldin yavrum. Kızı olduğunu bilmiyordum. Ben de. Onu herkesten gizledi. Kızın babası kim? O belli değil. Rivayete göre çok zengin bir doktormuş. Kız babasını tanıyor mu? Zannetmem. Hatta onun böyle işler yaptığını dahi bilmiyordur. Onu daima kendi hayatından uzak tuttu. Hiç yanına yaklaştırmadı. Kızın tahsil hayatı hep Avrupa'da geçti. Kızın da kendisi gibi olmasını istemiyordu. Amma garip bir kadın. Garip değil, cinstir, cins. Menfaati için yapmayacağı şey yoktur. Ondan sakınmak gerekir. Ya durup dururken niye kızını getirtti? Üstelik ortalık da karışık. Belki de inzivaya çekiliyor. O mu inzivaya çekilecek? Allah muhafaza! Ölse tabuttan çıkar, iki ev daha alayım der. Onun hırsı hiç bitmez, hiç. Bülent'le iki yıldır arkadaşız. Birbirimizi sevdiğimizi anlayınca nişanlandık. Bülent'in hayatta kimsesi yok anne. Yoksul ama çok inatçı ve çalışkan bir insan. Tam istediğin gibi bir damat. Senden habersiz nişanlanmamız doğru değil ama anlayışla karşılayacağına inanıyorum. Kısacası anneciğim, artık bir de oğlun oldu. Buna çok sevindim kızım. İlk defa seni bu kadar mutlu görüyorum. Benim de tek istediğim senin mutlu olman. Hayatta başka bir beklentim yok. Peki, ne zaman evleneceksiniz? Okulumuzu bitirir bitirmez. O günü sabırsızlıkla bekleyeceğim. Bülent'i beğendiğine çok sevindim anneciğim. Göreceksin, çok mutlu bir çift olacağız. Hürşit'in ölümü onu yine kudurtacaktır. Merak etme, onu da düşündüm. Haluk'a haber saldım toplantı yapılsın diye. Bizden giden cana can aldık. Artık savaş dursun dedim. Durmaz! Onun canını almadan bu savaş durmaz! Abimin kanını ben yerde komam Yüksel abi! Dur evladım, dur biraz sakin ol! Tabii ki abinin kanını yerde komayacağız. Önce bir sakinleştirelim ortalığı, ondan sonra saldırıya geçeriz tekrar. Yüksel doğru söylüyor Selman. Önce onu frenleyelim. Demek Hürşit de gitti. Durmasını bilmek gerektiğini söylemiştim. Bu yolda ilerlerken hiçbir zaman durmayacaksın. Durduğun an sana çarparlar. Ezip geçerler. Ezilmemek için durmayacaksın. Seninle görüşmek istiyorlar. Onlarla görüşecek hiçbir şeyim yok. Görüşme isteği onlardan geldi. Oturup konuşmanın ne zararı var? Belki de bu lanet olası savaş biter. Damadı beğendin mi? İyi çocuğa benziyor. İnşallah kızını üzmez. Ha ha ha!
Bülent nerelerdesin? Bütün gün seni aradım. Koya kadar gittim, bol bol gezdim. Oradaki turistik tesisler büyüledi beni. Tam hayalimdekiler. Havuzlar, yatlar, villalar, eğlence tesisleri. Komple modern büyük bir tesis. Benim idealim böyle bir tesisin başına geçmek. İnşallah. Ama önce ikimizin geleceğini düşünmeliyiz. Annem bizim için büyük bir nişan töreni hazırlayacak. Ayşe, sana söylediklerimi hiç önemsemiyorsun. O tesis benim için o kadar önemli ki. Teklif yaptılar, işi kabul edeceğim. Nişan evlilik sonraki iş. Evet, sizi dinliyorum. Bu toplantı sadece üçümüzün fikri değil. Başka kimler var? Vanlı Cemşit, Çatır Ali, Göçmen Muhsin, Nermin Hanım, Arap Abdo. Hepsini temsilen geldik. Kısaca ne? Daha kan dökülsün istemiyoruz. Güzel. Demek yola geldiniz. İlk şartımız, kendi şehrinin dışındaki yerlerden elini çekeceksin. Trabzon, Erzurum, Diyarbakır, Adana, Konya'daki evlerini kapatacaksın. Çok masraf ettim, yazık olmaz mı? Yaparken düşünseydin. Düşündüm. Cevabın? Cevabımı hemen veremem. Beni yalnız tanıyorsanız aldanıyorsunuz. Benim de Ankara'da ortaklarım var. Onlara danışmam lazım. Süre. Süre veremem. Benim ortaklarım sizinkiler gibi çapulcu takımı değil. Görüşmek zaman alır. Karar vermekte gecikmeseniz iyi olur, Gülsüm Hanım. Korkuyorlar benden, korkuyorlar. Tek başınasın, onu bildikleri halde korkuyorlar. İşte aynen böyle devam etmelisin. Patron için sensin. Gidelim. Ne oldu kızım? Neden döndün? Bülent nerede? Bülent beni terk etti. Koydaki tesisin sahibinin kızıyla gitti. Üzülme yavrum. Göreceksin o köpeği ayaklarına kapandıracağım.
Hadi! Hadi! Hayır! Hayır yapmayın! Yapmayın! Bırın! Acıyın! Yapmayın bana bir şey! Yapmayın! Yapmayın bana! Hayır! Hayır! Yapamazsınız bana! Hayır! Ne oldu? Uyanmamış mı? Uyanmış efendim. Kahvaltıya inemeyeceğini söyledi. Canı bir şey istemiyormuş. Kitap okuyor odasında. Haluk Bey efendim. Sağ ol. Buraya getirin. Üzülme canım. Sakın üzülme. Hayat gözyaşlarından hoşlanmaz. Güçlü olmalısın. Dik olmalısın. Acı, çok acı sürprizlerle doludur hayat. Yıkılmamalısın. Sen daha iyi bilirsin yavrum. En güzel okullarda okudun. Okuyorsun. Çok zengin ve güçlü bir annem var. Neye üzülüyorsun ki? Bana bir şey mi söylemek istiyorsun anne? Kendini kapıp koyvermeni istemiyorum yavrum. Bugün senin doğum günün, unuttun mu? Kalk giy. Annenin özel ve çok seveceğim bir hediyesi var sana. Çok teşekkür ederim anne. Sen benim her şeyimsin. Sana böyle. Ne yaptılar? Kim yaptı bunu ona? Kim yaptı? Sen yaptırdın. Nasıl yaptırırsın bunu? Neden yaptırdın? Neden? Neden yaptırdın bunu? Onu sevdim ben. O da beni seviyordu.
bir hata etti. Herkes hata yapabilir. Dönüp gelecekti belki. Evet, gelecekti. Neden böyle bir şey yaptın? Onun hevesi gelip geçiciydi. O bensiz yapamazdı. Mutlaka dönecekti. Yaptığı hatanın cezası bu mu olmalıydı? Neden? Neden yaptın bunu? Konuşsana be kadın! Cevap versene! Hiç acıma yok mu sende? Vicdan denilen şey yok mu? Karşındaki neticede insan, anlıyor musun? İnsan! Bu hale getirmene değer miydi? Konuşsana! Yeter! Doğum günü hediyesi ha? Ne biçim annesin sen be? Senin gibi anne olmaz olsun! Canavarsın sen, canavar! Vurabilirsin büyük patron için. Duydunuz mu karının son yaptığını? Ya. Kızının nişanlısını dağa kaldırtıp dövdürtmüş. Deme ya o. Bitmedi. Sonra da oğlana tecavüz ettirmiş. Ne? Ya. Vay canına. Azdı bu, azdı. Artık bu işi neticeye bağlamamız lazım. Yoksa bu hepimizi bitirip gebertecek. Hemen acele bir plan yapmamız gerek. Haklısın. Ama nasıl yapacağız? Karı cin. Evet, nasıl yapacağız? Şimdi beni iyi dinleyin. Bu işi iki kademede halledeceğiz. Birincisi seninle ilgili. Sen yapacaksın Selman. Tanrım, yıllar önce bir çocuğum olsun diye dua etmiştim. İlk çocuğumu doğurmak kısmet olmadı. Onu benden aldın. İkincisini bana verdin. Kızımı, Ayşe'mi verdin. Tüm hayatım onun için geçti. Onun için yaşadım. Onun için savaştım. Tüm günahları onun iyi yetişmesi için işledim. Onu bana tekrar döndür Tanrım. Bağışla yavrumu bana. Onsuz yaşayamam. Ölürüm ben. Tanrım yardım et bana. Yardım et. Senin dediğin olsun. Her şeyden vazgeçiyorum. Onlarla konuş. Şartlarını kabul ettiğimi bildir. Bu yenilmekse... yenildim. Yoruldum. Çok yoruldum Haluk. Görüyorum. Yavrum, Ayşem nerede? Hastanede. O gencin başında bekliyor. Kızımı istiyorum. Getir onu bana. Söyle ona. Her şey onun istediği gibi olacak. Dert etmesin. Ondan özür diliyorum. Git getir onu ne olur. Kimsiniz? Bir dost. Ne istiyorsunuz?
Size hayatınızla ilgili bazı gerçekleri anlatmak istiyorum. Buyurun. Dinliyorum. Ama sizi tanıdığımı sanmıyorum. Siz kim olduğunuzu biliyor musunuz? Siz kim olduğunuzu biliyor musunuz? Mesela babanız kim? Söyleyebilir misiniz? Babanız kim? Bilmiyorsunuz değil mi? Anneniz anlatmadı değil mi? Anlatamaz tabii, yüz karaları anlatılamaz. Babanız kim? Anneniz kim? Öyleyse ben size anlatayım. Birinci kademe tamam. Şimdi kız üzerine gitti mi, onun bütün dünyası yıkılır. Daima önce düşmanı yıpratacaksın, sonra da yeneceksin. Şimdi biz de aynı taktiği uygulayacağız, onu içten yıkacağız. Hayırlı olur inşallah. Müjde beyler, Zafer'in izini bulmuş bizim çocuklar. Neredeymiş? İşte, burada adresi yazılı. Güzel, şimdi iş yine sana düşüyor. Onu merak etmeyin, beni ve abimi çok sayar. Bir dediğimizi iki etmez. Ne isterse verelim. O istemez, biz ne verirsek alır. Merak ettim şu adamı. Ben de seninle gelsem. Olur, gel tabii. Hadi gidelim. Sen burada mısın Nazife Ağa? Evet, buradayım. Dükkanın hesaplarını gözden geçireceğim. Biz dönüşte sana varırız. Tamam. Güle güle. Yavrum, yavrum deme bana. Bizi yalnız bırakır mısınız? Neyin var yavrum? Sen benim annem misin? Evet yavrum. Yavrummuş. Adana'da, Diyarbakır'da, Konya'da, Erzurum'da, Trabzon'daki genel evlerin sahibi. Patroniçe. Sen! Sen mi benim annemsin? Kim? Kim söyledi bunu? Peki babam kim? Söyle babam kim? Haluk amca mı yoksa? Yoksa yattığın sayısız erkeklerden biri mi? Senin bile bilmediğin biri mi? Söylesene! Hangi yattığın erkekten peydahladın beni? Utanıyorum senden. Her şeyi senin için yaptım. Benim için ha? Benim için ne yaptın ki? İlgi mi verdin bana? Sevgi mi verdin? Yıllarca senin kokunu aradım. Ben seni ararken sen ne yapıyordun? İsmini dahi bilmediğin erkeklerin koynuna giriyordun, öyle değil mi? Hep annesiz, hep annesiz bıraktın beni. Her gece okul yatakhanelerinde... Üşüyordum. Sıcak kollarını arıyordum. Neredeydin? O değerli, sevgili kızının...
o güzel kızının! Ayşe'nin yüzünü ancak tatilde görüyordun! Soruyorum sana! Annelik dediğin bu mu? Etrafımdaki çirkeften uzak olasın istedim. Öyle mi? Peki o çirkeften kendini neden kurtaramadın? Neden? Nedenleri vardı yavrum. Dinlersen anlatırım. Hak verirsin. Hayır Patroniçe Hanım. Bu utancı seninle paylaşamam. Sana bunu söylemeye geldim ve gidiyorum. Artık seni istemiyorum. Ayşe! Ayşe yavrum! Bunu yapacak. Bir şişe birayla iki hap attı mı dünyayı görmez. Hey Samsa! At şunu da kendine gel. Yabancı değil bizden. Yak. Üstüne alayım abi. Sağ ol. Bir emrin mi vardı? Evet. Emrin başım üstüne. Yıllardır tanırım seni, delikanlı çocuksun. Bu çöplükte aslan gibi yaşadın, değerini bil yine aslan gibi yaşa. İçeriden yeni çıktın. Ona buna çakal olmana gönlüm razı olmadı. Bir daha da bu çöplükte yaşama. Al paranı. Bizim sokaktaki gülü bildin mi? Bilmez miyim abi? Al bakalım şunu. Hepinizin başına bela olmuş duydum. İşte o belayı temizleyeceksin, yok edeceksin. Emrin olur abi. Şimdi beni iyi dinle. Kadın yarın savcılığa ifade vermeye gidecek. Yarın çıkışta işi bitireceksin. Bitirmez miyim abi? Allah'ına kadar! Hadi eyvallah. Al şunu. Güle güle abi.
Önce oğlanı gözüm tutmadı. Ama sonra baktım gözlerine dikkatle. Kararlılık var. İşi bitirecek gibi geliyor bana. Hiç endişelenmeyin. Bak göreceksiniz, hemen bitirecek işi. İşte Hasan abinin intikamı böyle alınır. Patroniçe Hasan abinin ölümünü soruşturmaya geliyor ve öldürülüyor. etme bulma dünyası. Yıllardır hepimize kök söktürdü. Karı biraz daha yaşarsa kim bilir ne canlar yakacaktır. Abim sağ olsaydı da bu günleri görseydi. Böylesi de iyi. Ruhu rahat ve sükun içinde yatar. Hadi kalkın da güzel bir yerde bunu kutlayalım. Hadi. Tamam, hadi. İhtiyacın vardı. Gelmeseydin daha iyi olurdu. Soruşturma çekişmeli geçebilir. Nasılsa avukat var. Senin gelmene gerek yoktu. Nedenmiş o? Haluk haklı. Hastasın. Ayşe ile olan tatsızlık seni çok üzdü ve yıprattı. Farkında değilsin ama süzüldün. Heyecan iyi gelmeyebilir. İyiyim ve soruşturmaya gireceğim. Beni benden başka kimse savunamaz. Orada bulunmam onlar için moral bozukluğudur. Beni savcılıkta yıkılmaz bir heykel gibi görecekler. Her şeye rağmen ben gene varım. Bunu bilmeleri gerekir. İraden kuvvetli, çok üstün ve azimli bir insansın. Seni hiçbir şey yıldırmıyor. Hayat yılmadan kazanılır dostum. Bugüne kadar nelere göğüs gerdim biliyorsun. Ve hep yendim. Bunu da yeneceğim. Unuttun mu? Sen hep ne dersin? Öldür ve yaşa. Öldür ve yaşa. Elimdeki bu dosyada sizi suçlayan polis raporları var. Hakkınızda ileri sürülen suçlamalar, kiralık katil tutarak adam öldürmeye azmettirmek, çeşitli dövme, yaralama, gasp olaylarının hazırlayıcısı olmak, zor ve tehdit yollarına başvurarak haraç toplamak. Buna benzer suçlamaların yanında beyaz kadın ticareti yaptığınız da iddia edilmektedir. Bütün bu suçlamalar uydurma savcı bey. Beni çekemeyen rakiplerimin, düşmanlarımın uydurması. Ben bu suçlamaların düzenleyicisi değil, aksine mağduruyum. Beni dinlemenizi rica ediyorum. Bu tür suçlamaları önemsemiyorum. Ama sıraladığınız suçlamaların içinde kabul edemeyeceğim bir suçlamaya da cevap vermeden yapamayacağım. Evet, dinliyorum. Ben beyaz kadın ticareti yapmıyorum. Ben genç kızları avlayarak sermaye de yapmıyorum. Kızlarıma karşı gönülsüz, rızasız hiçbir uygulama olmamıştır. Benim kızlarımla ilişkim tamamen yasaldır ve meşrudur. Sizin için benim hayatım ahlak dışı görülebilir. Kimseden de bu konuda anlayış beklemiyorum. 14 yaşımdayken evlenme hayaliyle nişanlandığım adam beni sattı. Para karşılığında daracık bir kapıdan içeri attılar beni. Daha o yaşta erkeklerin iştahla kubreye girdiği bir evde sermaye oldum. Böyle bir hayata zorla boyun eğdirildim. Ve siz beni karşınıza almış, acımasızca suçluyorsunuz. Kimseye beni suçlama hakkı tanımıyorum.
İçer misin? Hayır abi. Gidelim. Haklıymışsın. Bunu da yendin. Sağ ol. Gülsün hiçbir zaman patroniçe olmak istemedi. O evinin, erkeğinin mürekkebi karısı olacaktı. Ama olmadı. Olamadı. Kader onu mini kokan sokakların koklanmaya kıyılamayan gülü yaptı. Ve sonunda o sokaklara hakim olma hırsı onu bu dünyadan çekti, aldı. Alacağım vardı. İstemeye gittim. Hakaret ettiler, dövdüler. Dayanamadım, çektim, vurdum. تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واهدنا وفقنا الى الحق والى طريق المستقيم ببركه القران العظيم وبحرمه من ارسلته رحمه للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا اكرم الاكرمين والحمد لله رب العالمين الفاتحه. Başınız sağ olsun. Sağ ol.
Başın sağ olsun yavrum, Allah sabır versin. Başın sağ olsun. Başın sağ olsun. Başın sağ olsun. Sağ ol. Başın sağ olsun yavrum. Sağ ol. Başın sağ olsun yavrum. Sağ ol. Allah sabırlar ihsan etsin yavrum. Metin ol. Başın sağ olsun. Sağ ol. Başın sağ olsun. Sağ ol. Başın sağ olsun yavrum. Sağ ol. Metin ol yavrum. Sağ ol. Nur içinde yatsın. Sağ ol. Başın sağ olsun. Başın sağ olsun. Allah sabır versin yavrum. Sağ ol. Sağ ol. Başın sağ olsun. Başın sağ olsun. Allah sabırlar versin yavrum. Başın sağ olsun yavrum. Metin ol kızım. Başın sağ olsun. Başın sağ olsun. Başın sağ olsun. Sağ ol. Başınız sağ olsun. Sağ ol. Başınız sağ olsun. Başın sağ olsun. Sağ ol. Başınız sağ olsun. Sağ ol. Allah sabırlar versin yenge. Sağ ol. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun efendim. Sağ ol. Başınız sağ olsun. Başımız sağ olsun. Annen çok güçlü bir kadındı. Onunla her zaman iftihar etmelisin. Hiçbir zaman utanç duymamalısın. Senin için kendi hayatını annelik bahasına gizledi. Bunun için büyük fedakarlık gösterdi. Seni canından çok seven mükemmel bir anneydi o. Onunla gurur duymalısın. Kadın ticareti yapmıyorum. Ben genç kızları avlayarak sermaye de yapmıyorum. Kızlarıma karşı gönülsüz, rızasız hiçbir uygulama olmamıştır. Benim kızlarımla ilişkim tamamen yasaldır ve meşrudur. Sizin için benim hayatım ahlak dışı görülebilir. Kimseden de bu konuda anlayış beklemiyorum. 14 yaşımdayken evlenme hayaliyle nişanlandığım adam beni sattı. Para karşılığında daracık bir kapıdan içeri attılar beni. Daha o yaşta erkeklerin iştahla kuyruğa girdiği bir evde sermaye oldum.